Ben gün Beşiktaş'ta böyle Levent'ten, Zincirkuyu'dan Beşiktaş'a doğru inerken bir kaza vermiştik, bir kaza haberi. Ve daha sonra o zincirleme bir kazaya neden olmuş idi. Kaza sonrası görüntüler de ortaya çıktı. Nasıl, ne şekilde olmuş onu göreceğiz. 8 araç karışmıştı işte bu kazaya. İkisi ağır, 8 kişi yaralandı. MOBESE görüntülerini bir görelim bakalım. Bu kaza sonrası yaşananlarda şu görüntüleri bir görsek demiştik. İşte görüntülerde ortaya çıktı. Karşı şeritten adeta kopup gelmiş. Adeta, yani yağmura rağmen görünüyor ki yağmurun yerlerin ıslaklığından. Öyle bir hızla makasa giriyor. Çok pardon. Doktor gerekiyor mu? Hayır canım, sen varsın, nasıl gelsin, bir şey olmaz. Makasa giriyor ve bak Murat aradaki demirleri kırarak karşı tarafa geçiyor. Refüji de kırarak. 8 ve araç. Karşı tarafta böyle trafik var. Şimdi peki bu kafada, bu havada nasıl yaparsın bu durumu? Yani hani görünmez kaza diyemeyiz buna. Tabii canım. Hata bir hayli fazla, artık fren yerine gaza mı basıyor vesaire ya da bir yere mi yetişmeye çalışıyor. Soldan giderken sağa kırıyor, onu yaparken ederken falan. En uçmuş. Olmayacak İstanbul'un tam anlamıyla göbeğinde en olmayacak bir hadise. Allah korusun hepimiz orada olabilirdik ya. Ve ölümler de olabilirdi. Tabii. Acil şifalar ama İkisi ağır, gerçekten 6, hani 8 yaralı füze gibi toplam. Gitmiş. Füze gibi karşı tarafa girivermiş bir mızraktan çıkan ok gibi. Ve karşı şeritteki o diğer 8 araçtaki insan, 7 araçtaki insan sadece yolunda gitmeye çalışan bir pazar günü. Ailesi, çoluğu, çocuğu bir an kafalarına yağan bir şey. İnanılır gibi değil. Yani çok bu insana mesela gelip yani. De trafik cezası atıyorum sana 10 bin ceza lira kesiyorum falan, falan diyemezsin. Bu benim Murat. Mutluluğumu bozan hareketler kardeşim. Benim insanca davranmamı, o günümü berbat edip hatta belki önümüzdeki 40 yılı, 50 yılı, 20 yılı neyse 30 yılı, 10 ayı her neyse benim hayatımı katleden, travma böyle bir hayatımın kalitesini katleden, beni mutsuzluğa bozan hareketler bunlar. İşte bunlar için de bir yasa düzenlemesi yapılırsa buradan izleyen sayın vekillere de söyleyelim buradan. Bu konuda da benim mutluluğumu bozuyorsa kardeşim bu insan bir ceza verilmeli. Ne demek yani şurada şunu yapmak, bu ne aymaz? Ya orada bir şey yapmıyor, orada o kopmuş gitmiş, o hiçbir şeyin farkında bile değil. Yani gaza sonuna kadar köklemiş, zaten araçları sollayarak zikzaklayarak geliyor. Yani böyle bir noktada tecrübeli bir sürücünün zaten o yağmurda ve o şeyde o hızla gitmemesi gerektiğini bilir. Bu tarz insanların, senin dediğin üzerine son bir cümle söylemek istiyorum Murat'cığım. Kesinlikle trafikten men edilmesi lazım. Bunu bugün burada yapan yarın başka yerde başka türlüsünü deneyecek çünkü. Ya şu hareketler yani, Formula 1 pistinde yok ya. Aynen öyle. Allah aşkına yani. Schumacher yatağından kalksa gelse şu hareketleri yapmaz yani. Evet Ebru'cuğum.